Evet, bu gördüğünüz manzaralar, görüntüleri çok fazla değil. Adana'nın 90 kilometre, 100 kilometre dışında bir alan. Burası bir nesire alanı, bir doğa harikası bir yer. Görüyorsunuz insanlar, cumartesi, pazar günleri fevkalade kalabalık oluyor. Buranın daha ileride göreceksiniz, bir takım değişiklikleri var. Burası hep biliniyordu belli insanlar tarafından seneler öncesinde. Ancak bazı kesimler biliyordu, herkes bilmiyordu, kapalı bir yerdi. Belki de o zamanlar daha güzeldi diyebilirsiniz ama sonraları herkes buraları öğrenmeye başladı. İnsanlar aslında kaçış içerisindeler. Beton yığınlarından, günlük koşturmalarından, robotlaşmaktan kaçıp tekrar doğaya sığınmak istiyorlar. Bize göre bu görüntülerin tekrar şeyi, amacı bu. Onun için insanları görüyorsunuz. Bulabildikleri her gölgeye yerleşiyorlar. Bulabildikleri her gölgede serinlemeye çalışıyorlar. Doğal, doğayla iç içe olmaya çalışıyorlar. Burası neresi olduğunu size biraz sonra söyleyeceğim. Çok enteresan bir yer. Zaman zaman yürüyüş kafileleri, kamping kulüpleri gelirler. Foto safari düzenlerler, fotoğraflar çekerler burada. Burası son dönemlerde dedim ya hayli değişti. Evet, şu anda mesire alanının ana merkeze doğru gidiyoruz. Bugün cumartesi ve saat 1. Niye bu programları yapmaya başladık diyeceksiniz. Çünkü biz medyanın, hele hele adına ulusal denilen yaygın medyanın pahalı dergilerinin, pahalı sütunlarında ve pahalı ekranlarda görülen görüntülere ve gelen haber bültenlerinin dışında size olayları gerçek yönüyle mahallinden vermek istedik. Bu amaçla bundan sonra bu tür haberlere mümkün olduğu kadar geniş yer vereceğiz. Haber bültenlerinin dışında gerçekten ne olup ne bittiğini öğrenmeye çalışacağız. Evet, şimdi görüyorsunuz mesire alanı, belediyeye ait güzel bir park yeri düzenlenmiş, restoran düzenlenmiş. Şimdi oradan geçelim, şelaleyi de size bir gösterelim. Burada bir de şelale yapmışlar. Zaten doğanın serinliğini şelale daha fazla arttırıyor. Tabii suya yaklaştığımız zaman biz serinliğin çok daha farklı olduğunu hissediyoruz. Size bunu hissettirmemiz mümkün değil, ancak suyun sesinden şelalenin şiddetini ve şeyini anlayabilirsiniz. Bakın insanlar huzur içinde yemeklerini yiyorlar, serinliyorlar. Bu kim ne derse desin, bu işin partisi partisi hiç de önemli değil. Bu iş tamamıyla başlı başına bir hizmet. İnsanlar mutlu oldu. Evet, insanlar bu bisikletleri biliyorlar. Ayrıca civarı gezebiliyorlar. Dediğiniz gibi bu bir hizmet. Bakın her şey doğal ayarlanmış. Mümkün olduğu kadar doğaya uygun. İnsanlar geliyorlar. Bakın ileride çadırlar var. Ne kadar güzel insanlar gelmişler. Hafta sonundan dahi olsa çadırlarını kuruyorlar. Doğaya iç içe yaşamanın bütün günü yaşıyoruz, yapıyorlar. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi şu kamp alanına bakalım. Yine burada görüyorsunuz çadırlarımızı. İnsanlar gelmişler, çadırlarını kurmuşlar. Bulabildiklerini görüyoruz. Evet, şimdi asıl yere geliyoruz. Burası Belemedik. Nedir Belemedik? Belemedik önemli bir yer, tarihi bir yer. Zaten ilerideki eski kanıtlardan da görüyorsunuz. Size orayı da anlatacağım biraz ileride. Belemedik'in tarihçesini şey yapacağız. Şurada Belemedik'le ilgili çok güzel bir vecize vardı. Neredeydi onu da bulalım. Görüyorsunuz insanlar çadırlarında doğayla baş başa. Siz lüks otelleri mi tercih edersiniz? Bilmem kaç yıldızlı dairelerde mi
yatar kalkarsınız bilmem. Ama bana kalırsa insanın en doğal olduğu yer buralar. Görüyorsunuz burada çok enteresan, bu boğazı yapılırken, köprü yapılırken Alman mühendisler burada oturmuşlar. Buraya adeta bir kasaba haline getirmişler. Hem öyle bir kasaba ki az buz değil, 5000 nüfuslu bir kasaba olmuş. İçerisinde her şey var, sinemaması, kültür merkezi vesairesi, ama daha sonra gelişmelerde buralar iptal edilmiş. Görüyorsunuz işte bunlar o dönemden kalma taş eserler. Burayı seçmişler. Şimdi burada dediğimiz gibi asıl hizmet alanı farklı, daha modernleşme, doğanın içerisinde doğaya uygun bir modernleşme izlenmiş burada. Şimdi ne diyelim, bu söylediklerimiz ezanda şahit mi diyelim şimdi? Bilmiyorum, ne dememiz lazım. Bakın her şeklinde çocuk oyun alanları var. Bunlar gayet güzel şeyler. Şurada çıkış var mı? Buradan çıkış var mı buradan? Vardır herhalde. Gülek, gülek nedir? Boğazımızda var ya gülek boğazı, gülek rüzgar demektir. Asya Türkçesinde. Güleğin sesini duyuyor musunuz bilmem. Bakın yeni bir aile gelmiş. Yeni bir çadır kuruyor burada. Bu çadırla hafta sonunu geçirecekler. Evet, Almanlardan kalan eski binaları görüyorsunuz. Şimdi burada belediye başkanı Mustafa Çay'ı yaptığı Lavoğlu evler var. Şimdi Lavoğlu'da çok dikkat çekti. Birçok medya kuruluşunda yer aldı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yani doğayı, tarihi ve medeniyeti bir araya getirmenin farklı bir yöntemi. Şimdi anıt ağaç görüyorsunuz. Burada Belimeli'yi tanıtan eski yerler. Burada zaman zaman konulmuş. Lojman binası, idare binası, yemekhane, atölye, villalar bölgesi, villa kalıntıları demişler buraya. Evet, bu anıt ağaçmış. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bungalov evler. Aslında bunlar bungalovdan daha da büyük. Villamsı bungalov evler bunlar. Görüyorsunuz ama çok güzel bir hizmet. İnsanlar buraya geliyorlar. Bakın eski ve yeni bir arada. Bunlar da yeni evler. Tabii bunlar çok güzel hizmetler. İnsanlar gelmişler burada. Parası olanla, parası olmayanla oraya çadıra. Eğer param var ama doğayı da seviyorum diyeceksin, o zaman bungalov ver. Ya da yaklaşık bilmem nereye dersler. Ama burası güzel. Sanırım bir haftalık ya da sezon kiralma imkanı var mı? Böyle gözünüz gibi. Ne diyelim, doğa ve medeniyet iç içe. Ya da teknoloji iç içe diyelim. Evet, karşımızda hemen çocuk oyun alanı var. Tekrar dönelim. Gene eski binaların arasından. Saat öğle suları olmasına rağmen burası da sıcak sayılır yani. Ama en azından nem oranı düşük olduğu için o kadar fazla etkilemiyor. Şimdi burada görüyorsunuz ileride çadır alanları var. Bakın adamlar araçlarıyla gelmişler. Yaşıyorlar. Özellikle çadır hafta sonlarında, hafta içinde kalanlar var ama çok nadir atlananlar. Şimdi bakın burada bu kadar boş alan var. Benim burada hakikaten bu hizmetlerini takdir ettiğim Rozanti Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çay'a teşekkürlerimi sunmanın dışında bir önerim var. O da burada alan müsait ve bildiğim kadarıyla Adana'da doğru düzgün bir kamp alanı yok. Yani kamp karavan alanı yok. Niye yok? Bakın alan ne kadar müsait.
bir iki ufak rötuş tabir ettiğimiz dokunuşta çok güzel bir kamp karavan alanı olabilir. Mustafa Çay'ın bunu dikkate alacağını sanıyorum ve ümit ediyorum. Bu konuda da Türkiye Kamp Karavan Derneği Başkanı, İyi Parti Adana Milletvekili Sayın Metanet Çulhaoğlu çok ciddi girişimleri var. Ama bildiğim kadarıyla bu işler nakamete uğradı. Sanırım parti siyaset ayrımı gözetmeden iki tane Adana'nın evladı bir araya verirlerse burada çok güzel uluslararası kamp karavan alanı oluşabilir. Her şey mevcut. Sosyal tesisler, suyu mevcut, tarihi mevcut. Evet, bizden bu kadar. Teşekkürler ve tebrikler Sayın Mustafa Çay.